Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redmi Watch 3 ve Redmi Smart Band 2 akıllı bileklik ve akıllı saatleri inceleyeceğim. Şimdi beni takip edenler bilir, YouTube kanalımda özellikle bu akıllı saatler ve akıllı bilekliklerle ilgili birçok video var. Bugüne kadar farklı markaların ürünlerini incelediğim gibi Xiaomi'nin özellikle, ki Redmi'nin biliyorsunuz çatı markası, farklı akıllı saatleri de yine kanalımda çeşitli şekillerde incelendi. Bu iki akıllı saat bana ulaştığı zaman dedim ki ben bunları bir tek bir videoda inceleyeyim, özelliklerinden bahsedeyim. Tabii ki doğal olarak watch olan, yani saat olan daha kabiliyetliyken band olan, yani bileklik olarak kullanabileceğimiz model biraz daha az kabiliyetli ama İkisi de birbirinden güzel özellikler sunuyor. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben fiziksel özelliklerle başlamak istiyorum. Önce Watch 3'ten başlıyorum. Şunu söyleyeyim, çok güzel bir akıllı saat var. Çok şık. Bana gönderilen renk bu şekilde ama farklı renk seçenekleri de var. Onları da videonun içinde uygun yerlerde söyleyeceğim. Yani kayış renginden bahsediyorum. Çerçevesi metal bir çerçeve var. Burası önemli. Bu hem sağlamlığını sağlıyor hem de şık görünmesini sağlıyor. Böyle bütün cihazın dört bir yanını çepeçevre kaplayan bir çerçevemiz var. Metal bir çerçeve. Arka tarafı çevirdiğimizde işte sensörleri ve şarj bağlantı yuvası karşımıza çıkıyor. Kayışların takılması çıkarması çok kolay arkadaşlar. Şöyle bir küçük bir düğme var her iki tarafta da. Buna bastığımız zaman şöyle pıt diye çıkıyor. Ve aynı şekilde pıt diye takmış oluyoruz. Bu şekilde takılıp çıkartılabiliyor. Takma mekanizması da çok zor değil. Önce bir tarafından şöyle bir düğmesini takıyoruz. Daha sonra bunu da iç kısmına koyduğumuz zaman bileğimizden çıkmayan güzel bir akıllı saat oluşmuş oluyor. Bir tane fiziksel tuşumuz var. Önden baktığımızda sağ tarafta. Bu fiziksel tuşa bastığımızda ekran açılıyor zaten. Aynı zamanda bir kez daha basarsak çeşitli fonksiyonlara ulaştığımız ana menüye geliyoruz. Buradan da işte çeşitli menülere de buradan ulaşmış oluyoruz. Bunun dışında başka bir fiziksel tuş vesaire yok arkadaşlar. En azından Redmi Watch 3 için bunları söyleyebilirim. Gelelim Redmi Smart Band 2'ye. Şimdi bu ürün de tabii ki bir bileklik ürünü. Bileklik olduğu için zaten formu da aynen gördüğümüz gibi bu şekilde. Takma mekanizması burada daha bir farklı yapılmış. Önce bu yuvadan geçiriyoruz. Daha sonra istediğimiz deliğe getirip şöyle bir pıt yapınca sabitlenmiş oluyor. Bu şekilde duruyor. Bunun kayışı, hani farklı renkleri bu üründe de var. Nasıl değişiyor? Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir göstermiş olayım. Bunu detayda göstereceğim. Ve böyle yaptığımız zaman zaten ürün kendisi bu kayışın içinden çıkmış oluyor. Bu şekilde farklı kayışlarla da, renk seçenekleriyle de farklı bir şekilde kıyafetinize göre de alıp kullanabiliyorsunuz. Böyle güzel bir ürün bu. Bu arada bu ürüne fiziksel bir tuş yok. Ekrana dokunarak kullanıyoruz bütün özelliklerini. Oldukça da şık olduğunu söyleyebilirim. Yine arka tarafta ölçümlerin yapıldığı, işte kandaki oksijeni ölçen veya farklı özellikleri ölçen kontaktörler bulunuyor. Aynı zamanda şarj içinde 2 adet kontaktörümüz bulunuyor. Bunun dışında hani fiziksel özelliklerde bu şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Gelelim bu akıllı saat ve bu akıllı bilekliğin özelliklerine. Ben burada bütün teknik özellikleri söylemeyeceğim ama açıklamaya hepsini yazıyorum. Oradan da detaylara bakabilirsiniz. Önce Redmi Watch 3 ile başlıyorum arkadaşlar. 1.75 inçlik 390x450 piksellik AMOLED bir ekranımız var. 120'den fazla egzersiz modumuz var. Kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Kalp atışını 24 saat izleyebiliyor. Uyku takibi, stres, nefes ve kadın sağlığını takip edebiliyor. 200'den fazla saat arayüzümüz var. Acil durum arama özelliğimiz var. 5 ATM suya dayanıklılık. Birçok GPS sistemini takip edebilmek, ki buna GNSS adı verilmiş arkadaşlar. Telefonla görüşme özelliği bulunuyor. 12 gün pil ömrü. Bluetooth 5.2, 289 mAh pil ve 37 gram ağırlığı olduğunu da söyleyeyim. Gelelim Redmi Smart Band 2'nin özelliklerine. 1.47 inçlik TFT ekranımız var. 30'dan fazla egzersiz takibi yapabiliyor. Uyku, kandaki oksijen miktarı ve kalp atış hızını takip edebiliyor. 100'den fazla saat arayüzümüz var. Kadın sağlığını izleyebiliyor. Hem Android hem iOS uyumlu. 5 ATM suya dayanıklılığımız var. 14 güne ulaşan pil ömrü. 6 tane renk seçeneği var ve 210 mAh pil olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim bu akıllı saat ve akıllı bilekliğin kullanım özelliklerine. Şimdi akıllı saati kurmak için öncelikle cep telefonunuza Mi Fitness isimli bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Bu uygulamayı yükledikten sonra akıllı saatinizi telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz. Ben bu eşleştirme için Poco F4 GT cep telefonunu kullandım. Ama siz farklı marka Android ya da iOS, yani iPhone cep telefonlarında kullanabiliyorsunuz. Birçok özelliği hem farklı marka cep telefonlarında hem de iPhone'da kullanılabiliyor bu akıllı saatin arkadaşlar. Uygulamanın kullanması çok zor değil. Hatta ben şimdi ekranda da size gösteririm. İlk açtığınız zaman o gün kaç adım attığınızı gösteren bir menü karşımıza çıkıyor. Uykunuzu, kalp atışınızı, ne kadar enerji harcadığınızı, kaç adım attığınızı, hareket edip etmediğinizi, ayakta ne kadar durduğunuzu veya durmadığınızı, kandaki oksijen miktarını, stres seviyenizi ve kilo ve benzer özellikleri, işte kandaki oksijen seviyesi, kan basıncı gibi ve yaptığınız antrenmanlar gibi farklı şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bu üründe bir GNSS dediğimiz bir özellik var. Burada
dünya çapındaki birçok uydu sistemine bağlanabiliyorsunuz ki bunlar arasında arkadaşlar Beidou, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS de bulunuyor. Bunlar önemli teknolojiler biliyorsunuz arkadaşlar. Ve yaptığınız egzersizleri yine harita üzerinden de uygulama sayesinde görmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Bunların hepsi kayıt oluyor. Konumsal olarak da baktığımızda bunlar çok işe yarıyor. Teknik özellikler de söyledim ama kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Stres seviyenizi ölçebiliyor. Uykunuzu takip ediyor. Kadınların özel günlerini takip edebiliyor. Ve birçok ki 120'den fazla egzersiz var. Yaptığınız egzersizleri de bu akıllı saat sayesinde takip edebiliyorsunuz. Ve cep telefonunuza hani günlük, haftalık ve aylık olarak görecek şekilde kayıt edebiliyorsunuz. Ve bu sayede hani eğer düzenli olarak spor yapıyorsanız ve bu sporla ilgili antrenmanlarınız hangi aşamada ve hangi özelliklerde bunları çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz bu akıllı saat yardımıyla. Ekranın AMOLED olması güzel. Güneş ışığı altında bile çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi. Birçok bildirim alabiliyorsunuz. Yani bu sadece WhatsApp vesaire bildirimli olarak bakmayın olaya. Birçok uygulamadan yani sizin cep telefonunuza gelen herhangi bir bildirimi yine burada görebiliyorsunuz. Cevap verme yok. Yani WhatsApp'taki bir şeye cevap veremiyorsunuz ama bildirimlerden gelen mesajları buradan görebiliyorsunuz. Telefon görüşmesi özelliği var. İsterseniz saat üzerinden de telefon görüşmesi başlatabiliyorsunuz. Ama bunun şöyle bir yöntemi var. Uygulama üzerinden 10 tane İstediğiniz kişiyi oraya ekliyorsunuz önce yani kendi adres defterinizden. Daha sonra da onlar buraya geliyor ve buradan istediğiniz kişiyi tıklayarak arayabiliyorsunuz ya da gelen aramayı buradan reddetip ya da açabiliyorsunuz. Çünkü üzerinde bir hoparlör bulunuyor, mikrofon bulunuyor. Böyle merhaba nasılsın falan diye konuşabiliyorsunuz. Ben çeşitli görüşmelerde yaptım. Ses de gayet karşı tarafa güzel bir şekilde gidiyor ki özellikle de açık bir alanda denedim. Bu anlamda çok işe yaradığını söyleyebilirim ki ben çok severim böyle konuşma yapabilen saatleri. Redmi Watch 3 5 atmosfer su altında da kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde kullandığınızda 50 metreye kadar su altında da bu akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Su geçirmemesini ben beğendim çünkü elimizi yıkarken ne bileyim işte banyoda falan bile çıkarmanıza gerek yok. Gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde su geçirmeyen bir akıllı saat var karşımızda. Redmi Watch 3'ün enteresan bir özelliği var. Acil durumlarda yan yüzüne 3 kere bastığınız zaman daha önceden belirlediğiniz bir numarayı arayabiliyor. Bu numara arama olayını da arkadaşlar uygulama üzerinden yine giriyorsunuz. Yani bir numaranın bir cep telefonu numarası giriyorsunuz. Ona da bir isim veriyorsunuz. 3 kere bu yan taraftaki düğmeye bastığınız zaman acil bir durumda başınıza bir şey geldiğinde vesaire otomatik olarak o numara aranıyor. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi saat sadece 37 gram ağırlığında. Böyle olunca ne oluyor? Hani bileğinize taktığınız zaman neredeyse hissetmiyorsunuz. Yani yokmuş gibi davranıyorsunuz. Hatta bir de ben bu rengini de çok beğendim. Söylediğim gibi farklı renk seçenekleri de var kayışların. İsterseniz o kayışlardan da alıp istediğiniz gibi rengini de değiştirebiliyorsunuz. Ama ben bu rengi çok beğendim. Hani güzel, hoş duruyor. Özellikle de hani hem spor kıyafetlerin altında veya ne bileyim daha resmi kıyafetlerde de bu akıllı saati güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu metal çerçevede şıklığı tamamlayan önemli etkenlerden bir tanesi olmuş. Böyle bayağı premium bir görüntü katmış. Onu da belirteyim. Gelelim Redmi Watch 3'ün pil ömrüne. Kutusundan çıkan bir kablosu var. Bu kabloyu arka yüzdeki yuvaya takarak cihazı şarj ediyorsunuz. 12 güne varan bir pil ömrü var. Ki beni bilenler bilir arkadaşlar. Ben böyle hani her gün şarj edilen saatleri sevmiyorum. Çok net yani bunu her bütün videolarımda söylüyorum benzer ürünleri incelediğim zaman. Bu üründe 12 güne kadar bir pil ömrü sunuyor. Gerçekten de güzel. Yani ben her gün pil şarj etmeyi sevmiyorum. Bu akıllı saatin beğendiğim bir diğer özelliği ise ayakta durduğunuz süreyi ölçebiliyor. Ve şu bugün şu kadar ayakta durdunuz, şu kadar oturduğunuz gibi size bir şey verebiliyor, ölçüm verebiliyor ki bunu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Ayrıca çok oturduğunuz zaman hadi kardeşim kalk biraz dolaş, şöyle bir etrafı bir hava al, bir şeyler yap diye sizi uyarıyor. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Redmi Watch 3'te arkadaşlar 200'den fazla saat arayüzü var. Bunlardan 12 tanesini saate yükleyebiliyorsunuz. Eğer farklı bir saat arayüzü yüklemek isterseniz yani 13.'ü yüklemek isterseniz bir tane silmeniz gerekiyor. Diğer saat arayüzlerini uygulamadan görüyorsunuz ve bir sürü var. Yani hani ben birkaç tane göstereceğim şimdi size ekranda ama bunlar içinde bir sürü var ve hangi zevkinize göre, o anki halet ruhiyenize göre, ne bileyim psikolojik durumunuza göre istediğiniz farklı farklı saat kadranlarını yükleyebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Çünkü her bir kadran farklı bir şey gösterebiliyor. Çok sade olanları var, çok sofistike olanları var, çok teknolojik olanları var. Siz keyfinize göre, isteğinize göre istediğiniz kadranı kullanabiliyorsunuz.
Gelelim Redmi Smart Band 2'nin kullanım özelliklerine. Aslında kurulum olarak baktığımda Watch 3 ile aynı özellikleri sunuyor. Yani aynı uygulamayı kullanıyorsunuz. Mi Fit uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra oradan basit birkaç adımla kolay bir şekilde akıllı saatle telefonunuzu eşleştiriyorsunuz. Eşleştirme yaptıktan sonra bazı özelliklerini özelleştirebilirsiniz. Bildirimler ekranda görülebiliyor. Yani şöyle yukarıdan aşağı bir hareket yaptığımız zaman, şöyle açayım ben saati mesela, yukarıdan aşağı yaptığınız zaman bildirimler geliyor. Sağa sola hareket ettirdiğiniz zaman da işte hava durumu, müzik çalma ve benzeri özellikleri de yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel fonksiyonlardan bir tanesi. Bu ürün tabii ki bir akıllı saat olmadığı için belli özellikler açısından akıllı saat kadar kabiliyetli değil. Ama bu hiçbir özellik sunmuyor anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Kandaki oksijen seviyesini, kalp ritmini ve uyku kalitesinin takibini yapabiliyor. Kadınların özel günlerini yine takip edebiliyor. 100'den fazla saat arayüzü var. 30'dan fazla egzersiz modu var. Hani kolunuzda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar bir hafiflikte güzel bir akıllı bileklik oluyor. Ben ekranın büyük olmasını beğendim. Ekran oldukça büyük. Güneşin altında da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Farklı renk seçeneklerin olması da güzel. Ayrıca birçok egzersizin de takibini yapıyor olmanız benim beğendiğim özellikler arasında yer alıyor. Oldukça ince bir gövdesi var arkadaşlar. Çok küçük bir şekilde tasarlanmış bir ürün var karşımızda. 1.47 inçlik ekranı var. 9.99 mm ultra ince gövde ve 14.9 gram ağırlığı ile gün boyu rahat kullanım imkanı sunuyor arkadaşlar. Bu güzel akıllı bileklik. Redmi Smart Band 2'de arkadaşlar 210 mAh'lik bir pil kullanılmış. Kutusundan çıkan bir kablosu var. Arkadaki manyetik alana taktığımızda, ucuna da herhangi bir adaptör ya da power bank koyduğunuz zaman şarj olmaya başlıyor. 14 güne ulaşan bir pil ömrü var. Beni bilenler biliyor. Watch 3'te de söyledim az önce ama her gün şarj edilen saatleri, bileklikleri sevmiyorum. 14 gün çok iyi bir rakam. Bir kere şarj edersiniz, bir daha 15 gün sonra tekrar bakarsınız. Yani ayda 2 kere şarj etseniz yeterli olacaktır sizin için. Şimdi bu akıllı saat ve bu akıllı bilekliği takıp dışarı çıktım. Biraz böyle parklarda, bahçelerde dolaştım biraz. Oradaki egzersiz özelliklerini anlattım. Biraz da onu izleyelim. Daha sonra fiyatlarından bahsedip videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıktık, böyle güzel havadar bir ortamdayız. Burada Redmi Watch 3'ün desteklediği egzersizlere hep beraber bir bakalım. Evet, şimdi egzersizleri açıyoruz. Şuradan bakalım neler var. Açık hava koşusu var, yürüyüş var, serbest stil var, doğa yürüyüşü, açık hava bisiklet, koşu bandı, ip atlama, havuzda yüzme var. Daha dediğimiz zaman su sporları var, açık alan faaliyetleri, antrenmanlar, dalış, dövüş sporları, top sporları, kış sporları. Mesela top sporlarına gelelim. Tenis var, basketbol var, golf var, futbol var, voleybol, Amerikan futbolu, hokey, masa tenisi, badminton, kriket ve daha birçok sporu da buradan görüp takip edebilirsiniz arkadaşlar. Az önce Redmi Watch 3'e baktık. Şimdi de Redmi Smart Band 2'ye bakalım. Bakalım Redmi Smart Band 2'de hangi egzersizler var? Saatimizi açıyoruz. Egzersiz kısmına giriyoruz. Bakın burada açık hava koşusu, yürüyüş, serbest stil. Burada farklı yürüyüş seçenekleri var. Açık hava nedir bu? Bisiklet var, koşu bandı var, ip atlama var, kapalı alan var ve daha diyoruz. Daha'ya tıkladığımız zaman doğa yürüyüşü, patika koşusu, kaykay. Bakın burada başka şeyler var. Yoga, kürek çekme, germe, güç, aerobik, dans, snowboard, kayak. Böyle aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Bir sürü egzersiz var ve bunların da alt kırılımları olduğunu da söylemiş olayım. Hepinizin merak ettiği konu fiyat meselesine gelecek olursak, Redmi Watch 3'ün ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle fiyatı 2999 TL idi. Redmi Smart Band 2'nin fiyatı ise 879 TL. Özelliklerine göre fiyatlarının ben çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Onu açık ve net söylemekte fayda var. Özellikle bu akıllı saat sunduğu özellikler açısından çok pahalı modellerden hiçbir eksiği yok. Fiyatı çok pahalı modellerden daha uygun bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Akıllı bileklikse gerçekten de hani böyle çok daha basit ürünler var piyasada biliyorsunuz ve bu paraya satılmıyorlar. Bu manada fiyatın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten Redmi hani uygun fiyatlı ürünleriyle biliniyordu. Her iki ürün de ortalamanın üzerinde bir performans, ortalamanın altında bir fiyata sunuyor. Ben bu fiyatları beğendim. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Redmi Watch 3 ve Redmi Smart Band 2 akıllı bileklik ve akıllı saatlerin incelemesini yapmaya çalıştım. Bu ürünlerle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz ürünler geliyor, bu tarz incelemeler yapıyorum. İzliyorsunuz, teşekkür ederim. Ama izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.